bilinciyle yaşamakla sorumlu olan tek varlık türüdür. Bu anlamda söylüyorum, bu örneği veriyorum. Dolayısıyla insan dediğimiz varlığın bu bağlamda bunu gerçekleştirebilmesi, yani varlık gerekçesini ortaya koyabilmesi, bunun sebeplerini hayata geçirebilmesinin olmazsa olmaz asgari gerekçesi bir din sahibi olmasıdır. Bir dinin ritüelleri, kuralları, çerçevesi içerisinde hareket edebilme becerisine sahip olmasıdır. Bu da ancak tabii ki bir peygamberin rehberliğiyle, onun kimliğiyle, varlığıyla mümkündür. İşte buna vurgu yapmak istiyoruz. Neden? Çünkü bir peygamberin varlığı söz konusu olmadıkça bir dinin oturmuş, bizim zihin ve duygu dünyamıza şekillenmiş bir ritüelinden bahsetmemiz de mümkün değildir. O zaman bir dinin kurallarını yerine getiremediğiniz bir alemde üzerinizdeki nimetin farkındalığından bahsetmek, o nimetin sahibi olan Allah'a düşünce ve duygu olarak yakınlığınızdan bahsetmek ve şükrünü eda edebilmek ve insan olmanın gereğini yerine getirebilme becerisini ortaya koymaktan bahsetmek de mümkün olmayacaktır. İşte bütün bunları şöyle çerçevelediğimiz zaman, toparladığımız zaman şu ortaya çıkıyor. Efendimiz'e olan muhabbet, onun rehberliğine ve risaletine olan sadakat ve samimiyet ve takip, aynı zamanda bizim insan olabilmemiz, insan kimliği ve sorumluluğumuzu bir hakkın yerine getirebilmemizin olmazsa olmaz asgari gerekçesidir. Bizim bu hayatı insan kimliğiyle yaşayabilmemiz, bu kimliğini yerine getirebilmiş bir varlık olarak süreci takip edebilmemizin olmazsa olmaz süreci Efendimiz'e olan tabiyettir, muhabbettir ve sadakattir. Olaya bu bağlamda baktığımız zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın varlığının iki boyutu vardır. Bir, Efendimiz'in peygamber kimliğinden kaynaklanan, peygamber olarak Allah'ın seçilmiş bir kulu olarak bu vazifeyle bizatihi Cenab-ı Hak tarafından sorumlu tutulduğu ve bir takım mucizelerle donatıldığı, yeteneklerle donatıldığı boyutu vardır. Bir de kulluk boyutu vardır. İşte bu boyutta olaya baktığımız zaman olaya şöyle anlayacağız. Bir, Efendimiz'in peygamberliği, onun risaleti bizim imani tarafımızı bağlar. Yani biz onun peygamberliği söz konusu olduğu noktada biz ona iman etmekle, onun varlığını, onun rehberliğini kabul etmekle sorumluyuz. Nihayetinde La ilahe illallah Muhammeden Resulullah derken bunu ifade etmiş oluruz. Ama diğer taraftan Efendimiz o risaleti ve peygamber kimliğinin çatısı ve şemsiyesi altında bir kulluk bilinci, bir kulluk şuuru ile yaşam tarzını ve bir hayat tarzını bize örneklendirir. İşte burada da rehberlik boyutu bizim önümüze gelir. Burada bize düşen şey o rehberliği, o risalet evresinden gelen o kul bilinciyle yaşamış olduğu hayatı bizim şahsımıza örnek bir kimlik olarak kabullenebilmiş olmak, onu içimize sindirebilmiş olmak, onu tanıyabilmiş olmak, onu yakından özümsemiş olmak önemli ortaya çıkar. Yani Efendimiz'e olan rehberliğine olan tabiyetimiz, onun bir kul olarak bize örnek rol model olarak ortaya koyduğu yaşam tarzını kendi kimlik ve şahsiyetimizi hayata geçirebilmemizin olmazsa olmaz şartı ona yakınlık kurmaktır. Ona samimiyet ve muhabbet beslemektir. Onu yakından tanıyabilmektir. Bundan kasıt kul olmanın gereğini yerine getirebilmek, bunun gereğini getirmiş bir insan olarak ömrü hayatımızı tamamlayabilmektir. Bunu yapabilmiş olmak hem bize kulluk mertebesini ve kariyerini kazandırır, hem de bizim insan olma yetenek ve becerilerimizi, istidatlarımızı üst seviyeye taşır. Evet, işte günümüzde dostlar, bunun altını çiziyorum. Neden çiziyorum? Nihayetinde bir peygamberlik rehberliğinden, onun risaletinden, örnek tavır ve ahlak kimliğinden uzaklaşmış olan toplumlardaki yozlaşmaya, kirlenmeye, o toplumlardaki bizatihi insan kimliğinden, fıtratından, doğasından olan uzaklaşmaya hep beraber tanık oluyoruz. Bu çok önemli.
Bugün Batı'da, Avrupa'da, Uzak Doğu'da yaşanan bir takım olumsuzlukların insan kimliğinden, doğasının fıtratından uzaklaşan insan modelinin oluşumunun en temel gerekçesi budur. Önlerinde ahlaki rehberliğe sahip dinamik bir rol modelinin bulunmaması bu toplumlardaki çürümenin, bu toplumlardaki yozlaşmanın, dezenformasyonun en temel sebebidir. Bakın, bu toplumlarda bilim mi yok? Bu toplumlarda teknoloji mi yok? Bu toplumlarda eğitim mi yok? Belki bütün bunlara baktığımız zaman, bütün bu açılardan olayı değerlendirdiğimiz zaman bizden çok daha fazlası orada var. Ama bütün bunlara rağmen insan kavramının kamil anlamda ahlaki değerlere sahip bir kimliğe sahip olmasının bu toplumlarda asla mümkün olmadığını, olamadığını ve gün geçtikçe de kan kaybettiğini bizzat tanık oluyoruz. İşte bizim insan olmamız, insan kalabilmemiz, süreci bu anlamda takip edip kendi kimliğimizi ve şahsiyetimizi koruyabilmemizin asgari ölçü birimidir. Bugün biz de kendi toplumumuzda buna tanık oluyoruz bakın. Nedir o? Eğitime belki son 20 yılda Cumhuriyet tarihinde hiç olmadığı kadar bütçeler ayırıyoruz, imkanlar ayırıyoruz, akıllı tahtalar yapıyoruz. Bilmem Fatih'tir, bilmem nedir, MEPBIS'tir, bir sürü projeleri imza atıyoruz, kaynaklar oluşturuyoruz. Online ortamlarda hizmet çerçevesi oluşturmaya çalışıyoruz. Teknolojiden en üst düzeyde yararlanmaya çalışıyoruz. Ama onun içerisine Efendimizin risaletini, onun kulluk bilincini, onun bu bağlamda bize olan rehberliğini işin içine entegre edemediğimiz için, onun doğasına işleyemediğimiz için ciddi anlamda bir sıkıntı yaşıyoruz. Hep patenaj yapıyoruz. Hatta patenaj da yapmaktan öte son 5-10 yıldır eğitim anlayışına, insan kaynaklarımıza çok büyük bir kayba uğradığımıza tanık oluyoruz. Buna dikkat çekmek istiyorum. Yani insan kaynaklarımızı koruyabilmemiz, onlara değer katabilmemiz, o insan kaynaklarımızı anlamlı ve değerli bir yaşam tarzı sunabilmemiz, onları hayata, yaşadığımız topluma verimli, üretici, katkı sağlayan, katma değer sağlayan bir kimlik olarak katkı sağlamalarını sağlayabilecek gerekli asgari ortama oluşturabilmemiz, ancak örnek rol model bir ahlaki rehberliği, kimliği önlerine koyabilmemiz de mümkün olabilecek bir durumdur. Biz bunu kaybediyoruz. Bundan dolayı da işte Efendimizin belki rehberliği ve risaleti bu anlamda bizim için her günkünden daha büyük bir anlam ve değer taşıyor diyerek altını çizmeye çalışıyoruz. Ve mevcut yaşadığımız çağın tüm imkanlarına, olanaklarına rağmen asla onun rehberliği olmadan, örnek rol model ahlaki kimliği olmadan insan üretemeyeceğimizi, insan kimliğimizi kemalata, olgunluğa taşıyamayacağımızı bizatihi hem kendi toplumumuzdaki yaşadığımız tecrübeyle hem de dünyaya baktığımız gözlemle bizzat müşahede edebiliyoruz. İşte bu bağlamda Efendimizin kendi hayatında ortaya koymuş olduğu kulluk bilinci ve yaşam tarzı emin olun bizden daha çok bugün tüm dünyanın ihtiyacı olan şeydir. Ve o toplumların gündemine, o toplumların yaşam tarzına, o toplumların bizatihi düşünce dünyasına bunu aksettirecek, bunu yansıtacak olanlar da bizzat yine bizleriz. Yani biz bu bağlamda zihinsel devrimi yapmadığımız sürece Efendimiz'i gençliğimizin ve insanımızın önüne bir rol modeli olarak yeniden tanımlamadığımız sürece ne kendimize bu anlamda bir fayda sağlamamız ne de insanlığa bu anlamda bir örnek rol model medeniyet mesajı sunabilmemiz asla mümkün olmayacaktır diye gözüküyor. Evet, dostlar, esasen tarih boyunca Müslüman toplumlarda sosyal hayatın Kur'an ve sünnetten beslenen temel esaslar çerçevesinde şekillenmiş bulunması insanların bu yönelişlerinde etkili olmuş. Manevi olgunluk erdemli bir ferdi hayat kadar düzenli ve huzurlu bir sosyal hayatın varlığı için de bu anlamda bir peygamberin rol modelliği vazgeçilmez bir yöntem olmuş. Neden? Bakın, böyle bir rol modelin oluşmadığı ortamda insanların ortak bir ahlaki bir değer, kimliğin
rehberliğine tabi olmadığı bir ortamda, bugünün yaygın modern kavramlarıyla söylüyorum, demokrasi denilen, özgürlük denilen, düşünce özgürlüğü denilen ortamda herkes kendi doğrularını üretmeye, herkes kendi mantığıyla kendi hayatının doğrularını ve ilkelerini inşa etmeye kalkıyor. Bu da neye neden oluyor? İnsan arasında zihinsel dağınıklığa, çatışmaya, insanlar arasında duygusal ve düşünsel örgüleyebilecek ortak bağ ve dokuların zedelenmesine yol açıyor. Sonuçta kendi doğrularına sahip olan, kendi ekolarını büyütmüş olan, kendi kibirine ve enaniyetinden yanından geçilmez olan insan modeli ortaya çıkıyor. Buna karşılık insan olmanın doğası gereği herkes birbiriyle duygusal ve düşünsel anlamda irtibat kurmak ve kendi insan kimliğini beslemek, duygusal anlamda ihtiyaçlarını karşılamak istediği zaman ise yalnızlık duygusuna mahkum olduğunu görüyoruz. Bakın, bugünün modern insanın en büyük problemi nedir? Yalnızlıktır. Öyle mi? Korkunç bir yalnızlık yaşıyoruz. Devasa kalabalıklar içerisinde duygu ve düşünce olarak iletişim kuramadığımız, bağ kuramadığımız, samimiyet ve muhabbet, ünsiyet üretemediğimiz insan topluluklarının içinde yaşıyoruz. Belki geçmişin insanlarından çok daha büyük kalabalıklar içinde yaşıyoruz ama o kalabalıkların içerisinde ortak duygu ve düşüncelere sahip olamamanın getirmiş olduğu ızdırabı da yaşıyoruz. Bu da neyi getiriyor? Mutsuzluğu getiriyor, yalnızlığı getiriyor, düşünsel ve duygusal anlamda travma dediğimiz çöküşleri getiriyor. İşte bu bağlamda modern hayatın bugün doğurmuş olduğu bu egosu büyümüş, maddi imkanları gelişmiş fakat duygusal gelişimi ve zihinsel anlamda, sosyal anlamda gelişimi mertebe kat edememiş insan modeli ne yazık ki mutsuzluğun en temel gerekçesini oluşturuyor. Bunu aşabilmenin de yine asgari ölçü birimi bir peygamber rehberliğine sahip olmaktır. Bir peygamber rehberliği çerçevesinde onun önderliği için ortak duygu ve düşünce birlikteliğini inşa edebilmektir. Dolayısıyla yine aynı noktaya geliyorum. Bugün modern dünyasının, insan yaşantısının en büyük ihtiyacı böyle bir rol model, peygamber kimliğinin ön plana çıkmasıdır. Bakın, bu size vereceğim ilginç bir örnek. Bu projenin sahibini şu anda ismini hatırlamıyorum ama özellikle 17. yüzyıldan sonra dünyada, Avrupa'da ideolojiler dönemi başlıyor. İşte Nazizm, faşizm, liberalizm gibi birçok izimlerden olan materyalizm, pozitivizm, herkes izimler çeşidi, sosyalizm, komünizm yine bunu eklemleniyor, bu olaya eklemleniyor. Bir sürü ideolojiler oluşuyor. Aslında bu ideolojilerin oluşmasının temel sebebi şuydu. İnsan ve toplum yaşantısından din çıkarılınca insanların hepsinin ortak paydada birleşip kaynaşabileceği, ortak ilkel ve değerler çerçevesinde bir toplumsal kimlik oluşturabileceği temel doğruları inşa etmenin gerekliliğine inanıldı. Bunu eğer din yapmıyorsa biz bunu yapay olarak felsefi anlamda masa başında yapmalıyız diye düşündüler. Ve bunun için felsefeciler bu dönem 17. yüzyıldan itibaren müthiş bir emek sarf ettiler. Ve ne oldu biliyor musunuz? Sadece ve sadece büyük bir travma. Bu ideolojilerin gelişmenin sonunda iki tane büyük dünya savaşı, on binlerce, yüz binlerce insanın ölümü, maddi ve manevi kayıplar dışında insanlığın elinde kazanç adına hiçbir şey kalmadı. Yaşanan şey buydu. Nihayetinde bir felsefeci şahsiyet Avrupa'da şunu yapıyor. Ben diyor bu açığı gidereceğim. Herkes ideoloji ürettiği dönemde ben diyor din üreteceğim. Ne yapacaksın diyorlar. Ben diyor Manizmin, Budizmin, Hristiyanlığın, Museviliğin, İslam'ın her dini inceleyeceğim. Onların en iyi ve en doğru, en güzel olduğuna inandığım yönlerini alarak mükemmel, her şeyin üzerinde asla doğruluğu tartışılamayan bir din üreteceğim diyor. Şimdi şahsiyetin ismi aklımda değil. Gerçekten bunu ciddi anlamda çalışmış ve uğraşmış. Bir takım felsefeci ve siyasi kimlikler de ona da yardımcı olmuşlar, destek de sunmuşlar. Fakat bir gün Mısır'da yapılan bir kongrede kendisine soruyorlar. Ne oldu bu proje? Nasıl netice verdi dedikleri zaman aynen dediği şey şu. Her şey tamamdı, her şey çok mükemmeldi bana göre ama bir şey eksikti. O eksikliğin yerini dolduramayınca bu proje çöktü diyor.
Nedir o eksik olan diye soruyorlar İslam alimleri. Bu şahsiyetin onlara verdiği cevap şuydu. Bu dinin kurallarını örnekleyen, kendi şahsında ve kimliğinde hayata geçiren, insanlara rol model olacak olan bir insan modeli oluşturamadık. Böyle bir karizmatik kimliği o dinin rehberliği noktasında ön plana çıkaramamış olmamız bu projenin çökme sebebi oldu diyor. Ha, demek ki biz buradan şunu anlıyoruz. Elimizdeki din ne kadar mükemmel olsa da, vahye dayalı olsa da elimize hiçbir zaman tartışılması mümkün olmayan orijinalliği, tartışılması mümkün olmayan bir kitap olsa da bir peygamberin rehberliği olmadan o dinin kurallarının ve yaşam ilkel prensiplerinin hayatında, şahsında canlandırıldığı bir kimlik ve rol model bulunmadan bir dini yaşamak, bu anlamda toplumsal ve kitleler arasında duygu ve düşünce olarak birliktelik ve kaynaştırma oluşturmanın mümkün olmadığını bizatihi kendileri buradan yaşayarak görmüşler ve anlamışlar. Ve bunu da itiraf ediyorlar. Dolayısıyla dostlar, bütün bu konular çerçevesinde ben bugün konumuzun geciktiği gerekçesini daha fazla uzatmıyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın risaleti ve bizim kimlik ve şahsiyetimiz üzerindeki etkisi, önemi çok büyük olduğu gibi bugün hasreten yaşadığımız şu çağ ve zaman diliminde bu o örnek ahlak kimliğini ve rol modelliğini kendi şahsımızda dünyaya servis etmekle sorumlu olduğumuz bir zaman dilimini soluklanıyoruz. Bu bağlamda her zamankinden daha çok onu tanımak, ona muhabbet ve ünsiyet taşımak, onunla muhabbetimizin ve samimiyetin getirdiği kazanımları tavrımıza, davranışımıza, oturuşumuza, kalkışımıza, konuşmamıza ve ilişkilerimize yansıtmakla sorumluyuz. Bu bizim hem kendi insan kimliğimizi ve varlığımızı kemalete taşımak, insan olarak bu hayatı, hayat serüvenimizi tamamlayabilmek, insan kimliğimizi koruyabilmek, hem de dostlar bütün insanlığa karşı şu ahir zamanda insan olarak hayatlarını tamamlayabilmeleri adına onlara Efendimizin ümmeti olarak üzerimizdeki düşen sorumluluğu bir hakkın yerine getirmemizin olmazsa olmaz gereğidir diye düşünüyoruz. Bu düşünceyle hepimizin bu dönemde gereken sorumluluğu üstlenmekten ve bu anlamda bu muhabbeti ve ünsiyeti inşa etmekte ve hayatımıza, varlığımıza yansıtmakta, sirayet ettirmekte imtina etmeyeceğimizden hiçbir şüphem yok. Bu duygu ve düşüncelerle dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. İnşallah önümüzdeki hafta Efendimizin varlığının, şahsiyetinin, bize olan rol model örnek kimliğinin bir farklı boyutuyla yine sizinle birlikte olacağımız ümidiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Selamun aleyküm.